Herkese selam, ben Yağız Deroluş. Bu videoda yine bir paracord modelinden bahsedeceğim. Fakat bu modelde klips kullanmıyorum. Ölme tahtası yok. Hatta doğru düzgün bir ip de yok. Başka bir modeli örerken elinizde böyle ufak tefek parçalar kalacaktır ki benim elimde görmüş olduğunuz gibi, demin gördüğünüz gibi böyle küçük küçük bir sürü parça var. Bunlardan bir bileklik oluşturacağız. Bunu bileklik yapabilirsiniz, anahtarlık yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ama gelin biz bir bileklik yapalım. Şu arkadaşları birazcık uzaklaştıralım. Yine aslında bildiğiniz bir model. Fakat farklı bir şekilde öreceğiz. Elde öreceğiz. Şöyle bakalım hangisi daha uzun. Onu değerlendirelim. İkisi de aynı boyda. Şunu değerlendirelim. Bu bizim bileğimize gelecek olan kısım. Yani şöyle bileğimizi kavrayacak olan kısım. Bu boyu yeterlidir. Bir de ne kadarlık bir ipimiz var. Şunun hemen bir ölçüsüne bakalım. Yaklaşık 1 metrelik bir ipimiz var şurada. Ne yapıyoruz? Yine iskeletimizi bu sefer dışarıdan oluşturuyoruz. Yani dış iskeletimiz var bir. Şöyle orta noktasından tutalım. Ve şöyle ayarlayalım. Bir göz oluşturuyoruz yukarıda. Şu şekilde. Daha sonra yine aynı şekilde ikinci ipimizi, üst tarafta gözükecek olan ipimizi ortalıyoruz. Tam ortasını şu gözün arkasına yerleştiriyoruz. Şöyle. Ve kobra atmaya başlıyoruz burada. Nasıldı? Bir göz oluşturduk. Sol ya da sağ fark etmez. Bir göz oluşturduk. Boşta kalan ipi göz oluşturduğumuz ipin üzerinden geçirdik. Bütün hepsinin altına soktuk. İskeletin altına soktuk. Ve gözün içerisinden çektik. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Birazcık sıkmanız gerekiyor ki kaçmayı engelleyelim. Şöyle geldik. Evet. Birazcık daha böyle. Evet. Boşluğu ne kadar küçültürseniz o kadar faydanız olacaktır. Bu yeterlidir. Şöyle. Evet, sıktık. Şimdi aslında hiçbir şey kalmadı geriye. Dişimiz burada. Diş olan yerden göz oluşturacağız. Şöyle dişi göstereyim. Dişimiz burada. Diş olan yerden gözümüzü oluşturduk. Boştaki ipi göz oluşturduğumuz ipin üzerinden geçirdik. İskeletin altına soktuk ve gözün içerisinden yukarı çektik. Geldik sıkıca. Ne yaptık? Kavradık bu şekilde. Dişimiz sol tarafta bu sefer. Şöyle dönmemesine özen gösterin. Dişimiz sol tarafta. Sol taraftan bir göz oluşturduk. Geldik. Boştaki ipi göz oluşturduğumuz ipin üzerinden getirdik. Hepsinin altına soktuk. Gözün içerisinden çektik. Şimdi biraz daha narin işlemler yapılabilir. Sağ tarafımızda diş. Göz oluşturduk. Boştaki ipi göz oluşturduğumuz ipin üzerinden geçirdik. Altından soktuk hepsinin ve gözün içerisinden tekrardan ne yaptık? Yukarı çıkış yaptık. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Sol tarafta dişimiz, sol tarafta gözümüz. Sağdaki boş ipi göz oluşturduğumuz ip üzerinden geçiriyoruz. İskeletin altına sokuyoruz ve gözün içerisinden çekiyoruz. Ben şunu hemen şöyle bir bitiriyorum hızlıca. Şu an gördüğünüz gibi ip dışında herhangi bir şey kullanmadım. Fakat buraya kadarmış. Şimdi yakın olan yani 1-2 milimlik bir boşluk bırakıyoruz stop noktasına. Geldik. Buradan kesimimizi yaptık. Çakmağımızı alacağız şuradan. Tuttuk. Çakmağımız yanmıyorsa zorlamayacağız. Geldik başka bir çakmak aldık. Yavaş yavaş ısıyı veriyoruz. Verdik. Bir metal yardımıyla şöyle hemen ne yapıyoruz? Kapamasını yapıyoruz bunun. Şöyle. Geldik yine arka tarafa. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. 1-2 milimlik boşluk bıraktık. Geldik. Kestik.
Yakın olan tarafa ne yapıyoruz? Düzgün bir çakmak almam lazım galiba. Şöyle bunu da ne yaptık? Böyle yaydırdık. Evet, bilekliğin görüntüsü aslında bu şekilde. Yani bileğe takıldığı zaman gördüğünüz gibi bileğin üstünü kavrayacak ve aşağıdan ne yapacak? Bizim iple bağlamamızı sağlayacak. Hemen orayı da yapalım. Burada da farklı bir model deneyelim. Bunları zaten genişleteceğiz. Daha farklı modeller deneyeceğiz. Aynı modeli belki farklı varyasyonlarını yapacağız bolca. Birazcık eğleneceğiz açıkçası. Şöyle devam edelim. Şurada yuvayı birazcık açalım. Tamam. Aslında modelimiz bitti. Yani ne nasıl bir model oldu? Şimdi bileğimizin buradan geçirildiğini düşünün. Şuradaki klipsle biz şeyle şuradaki ipteki kaydırmayı sağlayıp ne yapıyoruz? Bilekliğin bileklerimizi kavramasını bekliyoruz. Yani şöyle getirdik. Açtık ve sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi bileklik şu anda oturdu şu şekilde ve arka tarafı da zaten görmüş olduğunuz gibi bu. Şimdi biz ne yapmamız lazım buradan sonra onu hemen söyleyeyim size. Bunun birçok kapama noktası var, birçok kapama yöntemi var ama ben en sevdiğimi göstereceğim size. Şöyle önce bir el boyu alıyoruz. Elden kolay geçmesini sağlayacak şekilde bırakacağız çünkü. Şurası yeterli. Yani şu anda şuradan geçirebilirim rahat rahat. Şurası benim için yeterli bir boy. Geldim. Buraya hemen bir işaretledim. Yapacağım şey çok basit aslında. Şöyle dışarıya doğru uzatıyorum. Buradan bir göz oluşturuyorum aşağı doğru. Burada ne yapıyorum? Boşta bir ipim var. Göz oluşturduğum ipin üstünden, hepsinin altından, gözün içinden sokuyorum ve yavaş yavaş o ayarı bozmadan, o yeri de bozmadan ne yapıyorum? Çeviriyorum. Dışa doğru alıyorum şöyle. Evet. Şimdi açıldığında benim stop noktam neresi? Burası değil mi? Yani şöyle geçirdiğimde elimi rahat rahat geçiyorum bakalım. Biraz daha bollaştırmam gerekecek bunu. Şöyle yapacağım. Geldim. Biraz açtım. Yukarıya doğru götürüyorum bu sefer. Hafif hafif. Evet. Biraz daha götürebilirim. Tamam. Gördüğünüz gibi boyu aldım. Şöyle getirdim. Elden geçiyor rahatlıkla. Ve ne yapıyorum? Buradaki klipsten şunu çekiyorum. Modelin dezavantajı şudur. Yandan sarkan şöyle bir şey olacaktır. Ama bunu da hemen ne yapıyorsunuz? Şuradaki gözün içerisinden soktuğunuzda olay çözülüyor. Aşağıya sarkan herhangi bir şey olmuyor. Bunun da kapanışını yapalım. Hatta bu modeli değiştirelim. Şöyle bir değişiklik yapalım buna da. Farklı bir görüntü olsun. Geldim. Çıkardım bu tarafı. Buradan gitmişiz. Diş bu taraftaymış. Şöyle bir tane de buraya kobra atalım. Geldik. Attık. Geldik. Geldik. Geldik şöyle. Tamam. Modelimiz bu şekilde oldu. Biraz da açtık mı? Bakalım kontrol edelim. Geçiyor mu? Geçiyor. Şöyle geldi, 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 geldi. Evet. Çektim. Şöyle. Gayet güzel duruyor. Normal bir bileklik gibi ama rahat rahat takıp çıkartabileceğiniz klipsiz, sadece elinizde kalan ipleri değerlendirdiğiniz bir model oldu. Hmm.
Yaptık. Tekrardan burayı yapıştırdık. Geldik tam tersine. Burayı kestik. Açtık bunu. Modelimiz burada. Bence gayet güzel bir model oldu. Bu tamamen size kalmış kullanım şekli. Dediğim gibi elinizde kalan bütün ipleri değerlendirebilirsiniz. Herhangi bir ipin burada şu kadar küçük iplerden bahsetmiyorum tabii ki ama bunların da işe yaradığı noktalar oluyor. Mesela yüzük yapılabiliyor gördüğünüz gibi. Bunlar hep artık iplerin değerlendirilmesiyle oluşuyor. Basit model, basit şekilde iplerimizi değerlendirmiş olduk. Şöyle gördüğünüz gibi farklı bir model olmuş oldu. Da unutmadan söyleyeyim. Ben bu modeli genellikle çocuklara kullanıyorum ki hani rahat rahat taksınlar, çıkarsınlar ve hani kullanım zamanında o klipsin herhangi bir şekilde etlerine batmasını engellemek için böyle çatır çutur rahat rahat takıp çıkarabilecekleri bir model oluyor. Bir de ölçü almak çocuklar için biraz daha zor olduğundan ne yapıyorsunuz? Buradan direkt otomatik ölçüyü alıyor ve ayarlanabiliyor. Çok uzun olduğunda da ne yapıyorsunuz? Bir düğüm böyle düşüyorsunuz şu şekilde. Ne yapıyor? Bu tarafta kapatmış oluyor. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. İstediğiniz model varsa yorum kısmından benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu kanala abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok güzel oldu be. Gördüğünüz tüm malzemeleri alabileceğiniz bir link bırakacağım açıklama kısmında. Zaten ürünlerle alakalı güncellemeleri zaten oradan takip edersiniz. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz tekrardan.